Stefan Zweig Mecburiyet Kadın hala derin uykuda, düzenli ve güçlü nefesler alıp veriyordu. Hafif aralanmış ağzı gülümseyecek ya da bir şeyler söyleyecek gibiydi ve yorganın altındaki genç, diri göğüsleri huzurla inip kalkıyordu. Pencereden içeriye yeni doğan günün ilk ışıkları vuruyordu. Fakat kış sabahının ışığı zayıftı. Karanlıkla aydınlık arası bir ışık, Kararsız bir şekilde vuruyordu uyuyan her şeye ve örtüyordu üstünü. Ferdinand sessizce kalkmıştı. Nedenini kendi de bilmiyordu. Şimdilerde bunu çok sık yaşıyordu. Çalışırken birden kalkıyor, şapkasını kaptığı gibi evden çıkıyor, kendini tarlalara atıyor, hızla ve giderek daha hızla, bitkin düşünceye, dizleri titreyinceye, şakaklarındaki nabzı deli gibi atıncaya kadar koşuyor sonra kendini bilmediği yabancı bir yerde buluyordu. Ya da hareketli bir sohbetin ortasında öylece donup kalıyor, söylenenleri anlamıyor, soruları duymuyor, kendine gelmek için tüm gücüyle silkinmek zorunda kalıyordu. Bazen de akşamları üstünü değiştirmeyi unutuyor, ayağından çıkardığı ayakkabıları elinde ya karısının seslenmesiyle yerinden sıçrayıncaya ya da birdenbire elindeki ayakkabılar yere düşünceye kadar yatağın kenarında öylece oturup kalıyordu. Sıcak odasından balkona çıktığında soğuktan titremeye başladı. Farkında olmadan ısınmak için dirseklerini bedenine bastırdı. Aşağıdaki manzara hala sisle kaplıydı. Yüksekteki evinden baktığında genellikle beyaz bulutların hızla süzülüşünü bir ayna gibi yansıtan Zürih gölünün üzerinde şimdi kalın. Süt gibi köpükler yayılmıştı. Bakışlarının ve ellerinin değdiği her yer nemli, karanlık, kaygan ve griydi. Ağaçlardan sular damlıyor, kirişlerden nemler sızıyordu. Yeni güne uyanan dünya, biraz önce selden kurtulmuş, saçlarından sular damlayan bir insana benziyordu tıpkı. Sisli gecenin içinden insan sesleri yükseliyordu. Fakat bu sesler suda boğulan bir insanın çıkarttığı hırıltılar gibiydi. Bazen de çekiç sesleri ve uzaktaki bir kilisenin kulesinden çıkan çan sesleri geliyordu. Fakat her zamanki gibi net değil, nemli ve paslı bir sesti duyulan. Islak bir karanlık duruyordu kendisiyle dünya arasında. Üşüyordu. Fakat yine de elleri ceplerinde sisin ve karanlığın ardından ortaya çıkacak manzarayı görmek için hiç kıpırdamadan orada öylece duruyordu. Siz gri bir kağıt gibi aşağıdan yukarıya doğru yavaş yavaş kalkarken Ferdinand aşağıda sabah sisinin arkasına gizlendiğinden emin olduğu ve düzenli, berrak çizgileriyle varlığını aydınlatan o çok sevdiği manzarayı sonsuzca özlediğini hissetti. Kim bilir kaç kez içindeki karmaşadan kaçıp bu pencereye gelmiş, dışarıdaki huzur dolu manzaraya bakarak rahatlamıştı. Karşı kıyıda evler sevimli bir şekilde yan yana dizilmişti. Mavi suları zerafetle yaran küçük bir vapur, kıyıda neşeyle süzülen martılar, kırmızı bacalardan çıkan ve öğleyin çalan çan sesleriyle birlikte göğe yükselen gümüş renkli dumanlar ona o kadar açık, o kadar net bir şekilde huzur, huzur diye bağırıyorlardı ki Dünyanın delirdiğini bilmesine rağmen bu güzelliklere inanıyor ve kendisine vatan seçtiği bu ülke sayesinde birkaç saatliğine de olsa kendi vatanını unutuyordu. Aylar önce zamandan ve insanlardan kaçan, savaşan ülkesinden İsviçre'ye gelmiş bir kaçaktı. Gördüğü vahşet ve dehşet yüzünden korkudan büzülmüş alt üst olmuş ruhunun burada düzeldiğini, iyileştiğini, yaralarının kabuk bağladığını fark etmiş, buranın eşsiz manzarasının, renklerinin onu kendisine çektiğini ve içinde resim yapma arzusunu uyandırdığını hissetmişti. Bu nedenle ne zaman bu manzarası kararsa kendisini yabancı ve uzağa atılmış hissediyordu. Tıpkı bu sabah saatlerinde olduğu gibi. Çünkü sis her şeyin üzerini örtmüş, manzarasını engellemişti. Aşağıda, karanlıkta kapalı kalan herkese, onlar gibi uzaklarda gömülüp kalmış memleketinin insanlarına karşı sonsuz merhamet hissediyor, onlarla beraber olmak, yazgısını paylaşmak için sonsuz bir özlem duyuyordu. Bu Mart sabahında sisler arasında bir yerde bir kilisenin çanı dört kez çaldı. Sonra sanki saati kendi söylüyormuş gibi sekiz kez daha çaldı. Ferdinand önünde dünya, arkasında uykunun karanlığındaki karısı olmasına rağmen kendini bir kulenin tepesinde tarifsiz bir yalnızlık içinde hissediyordu. Yüreğinin derinliklerinde bu sis duvarını parçalamak, bir yerlerde uyanışın, aydınlanışın mesajını, yaşamın gerçekliğini, güvenliğini, kesinliğini hissetmek istiyordu. Bakışlarını ileriye yönelttiğinde aşağıda köyün bittiği ve yolun kısa kıvrımlarla yukarı kadar çıktığı yerde sislerin içinde insan ya da hayvan bir şeylerin yavaş yavaş hareket ettiğini sandı. Ne olduğu belli olmayan bu küçük şey gittikçe yaklaşıyordu. Ferdinand kendisinden başka birinin uyanık olmasına sevindi önce. Öte yandan yakıcı ve hiç de sağlıklı olmayan bir merak sardı benliğini. Gri cismin ilerlediği yerde civar köylere ya da buraya çıkan bir dört yol ağzı vardı. Gelen yabancı bir an soluklanmak için duraklar gibi oldu. Sonra ağır ağır dar patikadan yukarı çıkmaya başladı. Ferdinand birden huzursuzlandı. ''Bu yabancı da kim?'' diye sordu kendine. ''Nasıl bir mecburiyet onu da benim gibi sıcak yatağından sabahın ışığında çıkardı acaba? Bana mı geliyor, benden ne istiyor?'' Hafif sisin içinden tanıdı onu. Postacıydı. Her sabah kilisenin çanı sekiz kez vurduğunda buraya tırmanırdı. Ferdinand onun uçlara doğru kırlaşan, kızıl, denizci sakallı kaba yüzüne ve mavi gözlüğüne baktı. Nussbaum'du adı. Ferdinand ise sert hareketleri ve mektubu vermeden önce ciddi bir tavırla büyük, siyah deri çantasını sağ tarafına çekerken vakur bir tavır takınması nedeniyle Nussnaker diyordu ona. Ferdinand onun yere kuvvetle basa basa çantayı sol tarafına atıp kısa bacaklarıyla son derece ciddi yürüdüğünü görünce gülümsemeden edemedi. Fakat birden dizlerinin titrediğini hissetti. Gözlerinin üstüne doğru kaldırdığı eli bir anda felç olmuş gibi yana düştü. Bugün, dün ve haftalar boyunca hissettiği huzursuzluğu birden geri dönmüştü sanki. Postacının adım adım kendisine doğru geldiğini hissediyordu. Ne yaptığını bilmeden kapıyı açtı. Uyuyan karısının yanından yavaşça geçerek dışarıya süzüldü ve hızla merdivenlerden indi. Bahçe parmaklıklarından aşağıya postacıya doğru yürüdü. Bahçe kapısında karşılaştılar. Benim için, benim için üçüncüsünde söyleyebildi ancak. Benim için bir şey var mı? Postacı ona bakabilmek için buğulanmış gözlüğünü kaldırdı. Elbette, elbette. Bir hareketle siyah çantasını sağ tarafına aldı. Parmaklarıyla kocaman solucanlar gibiydiler. Nemli ve soğuk sisten kızarmış parmaklarıyla yokladı mektupları. Ferdinand titriyordu. Sonunda postacı çantadan bir mektup çıkardı. Büyük, kahverengi bir zarftı. Üstünde resmi, damgası ve Ferdinand'ın adı vardı. "İmzalamanız gerekiyor." dedi postacı mürekkepli kalemini ıslatıp Ferdinand'a uzattı. Ferdinand heyecandan imza olarak okunamaz bir şekilde ismini karaladı. Sonra şişman kırmızı elin ona verdiği mektubu aldı. Fakat Ferdinand'ın parmakları o kadar uyuşmuştu ki zarf bir anda elinden kayıp yere ıslak toprağa, nemli ağaç yapraklarının üstüne düştü. Almak için eğildiğinde kokuşmuş, çürümüş bir şeylerin kokusu geldi burnuna. İşte buydu. Haftalardır gizli ve sinsi bir şekilde huzurunu kaçıran, bozan buydu. İradesine rağmen beklediği mektuptu. Anlamsız, saçma sapan, anlaşılmaz bilinmeyen, anonim uzaklıklardan kendisine gelen, onu el yordamıyla arayan, daktiloda yazılmış donuk makine sözcükleriyle sıcak yaşamına, özgürlüğüne uzanan, saldıran bu mektuptu. Keşfe çıkmış bir suvari, yeşil, sık ormanlıkta görünmez çelik bir namlunun kendisine yöneldiğini ve içindeki küçük kurşunun karanlığa, bedeninin içine girmek istediğini nasıl hissederse, Ferdinand da bu mektubun bir yerlerden çıkıp geleceğini biliyordu karşı koymak için çevirdiği, geceler boyunca düşüncelerine nüfuz eden tüm o küçük dolaplar boşunaydı demek. Ve işte şimdi onu bulmuşlardı. Çok değil, daha sekiz ay önce öbür tarafta kendisini bir at tüccarı gibi muayene eden, kolundan tutup kaslarını yoklayan askeri doktorun karşısında çıplak, soğuktan ve tiksintiden titreye titreye durduğu ve kendini son derece aşağılanmış hissettiği sırada yaşadığımız bu çağın insan onurunu hiçe saydığına ve Avrupa'nın içine düştüğü esarete bizzat tanık olmuştu. Vatansever lafların boğucu havasına ancak iki ay dayanabilmişti. Fakat bir süre sonra yavaş yavaş nefes alamaz hale gelmiş, insanlar onu ikna etmek için ağızlarını açtıklarında yalanın sarı rengini dillerinde görmeye başlamıştı. İnsanların söylediği her şey onu tiksindirmişti. Boş patates çuvallarıyla şafak vakti pazarın basamaklarında oturan ve soğuktan tir tir titreyen kadınların bakışları yüreğini parça parça etmişti. Yumruklarını sıkıp etrafta dolanırken öfke ve kinle dolmaya başladığını hissetmiş, içindeki bu inanılmaz nefretten tiksinti duymuştu. Sonunda birinin yardımıyla karısıyla birlikte İsviçre'ye geçebilmeyi başarmıştı. Sınırı geçer geçmez birden içi yaşam sevinciyle dolmuştu. Başı o kadar dönmüştü ki bir direğe tutunmak zorunda kalmıştı. Uzun bir süre sonra ilk kez yeniden hayat, insan, eylem, irade, güç gibi duyguları hissetmişti. Ciğeri havadaki özgürlüğü içine çekmek için hazırdı. Vatan onun için artık daha çok bir hapishane, bir mecburiyetti. Yabancı diyar ise dünyadaki vatanı, Avrupa, insanlık demekti. Fakat bu mutluluğu ve hafiflemiş duyguları pek uzun sürmedi. Sonrasında o korku yine geldi. İsmiyle bu kanlı çalılığa takılıp kaldığını, geçmişinden kurtulamayacağını biliyordu. Bilmediği, tanımadığı fakat onu bilen ve özgür bırakmayan bir şeyler olduğunu hissediyordu. Görünmez bir yerlerde pusuya yatmış, uykusuz, soğuk bir gözün onu gözlediğini biliyordu. Tamamen içine döndü. Birliğine teslim ol çağrılarını görmemek için hiç gazete okumadı. İzini kaybettirmek için evini değiştirdi. Mektuplarının karısı adına posterestante ile gönderilmesi için talimat verdi. İnsanların sorularına maruz kalmamak için onlarla konuşmaktan kaçınıyordu. Asla kente inmiyor, tuval ve boya alması için karısını gönderiyordu. Zürih gölü yakınlarındaki küçük bir köyde, bir köylüden kiraladığı evde varlığını, ismini unutturmaya çalışıyordu. Fakat bildiği bir şey vardı. Herhangi bir çekmecede yüz binlerce kağıdın arasında bir kağıt vardı. Biliyordu. Günün birinde, herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda bu çekmece çekilecekti. Bu çekmecenin açıldığını duyuyordu. Adını yazan daktilonun tuşlarının vuruşunu duyuyor ve biliyordu. Bu mektup onu buluncaya kadar dolanacak, dolanacaktı. Ve işte o mektup şimdi elindeydi. Titriyordu, soğuktu ve fiziksel olarak parmaklarının arasındaydı. Ferdinand sükunetini korumaya çalıştı. ''Bu yaprağın ne önemi var?'' diyordu kendi kendine. ''Yarın öbür gün burada binlerce, on binlerce, yüz binlerce yaprak fundalıklarda çiçek açacak ve her biri benim için yabancı olacak. Tıpkı bunun gibi, bu resmi yazısı da ne demek? Okumam gerektiği anlamına mı geliyor? Ben kimsenin amiri ya da komutanı değilim.'' İnsanlar üzerinde yaptırım gücüm yok. Kimseye emredemem fakat kimse de bana bir şey emredemez. İsmim ne arıyor orada? Bu ben miyim? Onun ben olduğumu söylemem için kim beni mecbur edebilir? Orada ne yazdığını okumam için kim beni mecbur edebilir? Okumadan yırtarsam parçaları göle kadar uçuşur ve ne ben bir şey bilirim ne de dünya. Bu mektubu görmezden gelebilirim. Bir damlanın ağaçtan toprağa düşmesinden daha hızlı yırtıp atabilirim. İçinde ne olduğunu ancak istersem öğrenebileceğim bu yaprak nasıl beni huzursuz edebilir ve ben istemiyorum. Ben özgürlüğümden başka bir şey istemiyorum. Parmakları sert zarfı yırtıp parçalarını lime lime etmek için geriliyordu. Fakat çok garip. Kasları onu dinlemiyordu. Ellerindeki bir şey iradesine karşıydı. İtaat etmiyorlardı. Bütün kalbiyle yırtıp parçalamak istediği halde parmakları gayet dikkatle zarfı açtı titreye titreye katlanmış beyaz kağıdı düzeltti. Kağıdın üzerinde zaten bildiği bir şey yazıyordu. Sayı 34729 F. Sayın M. Bölge komutanlığının emriyle askerliğe elverişliliğinizin tespiti için en geç 22 Mart'a kadar bölge komutanlığının 8 nolu odasında tekrar muayeneye gelmeniz gerekmektedir. Askeri evrakı bu amaçla gideceğiniz Zürich konsolosluğundan temin edebilirsiniz. Bir saat sonra odaya yeniden girdiğinde elinde bir buket çiçekle gülümseyerek yanına gelen karısıyla karşılaştı. Karısının yüzünde kaygısızlığın ışıltısı parlıyordu. ''Bak ne buldum ben?'' dedi. ''Orada evin arkasında çayırlarda açıyorlar. Ağaçların arkasındaki gölgeliklerde hala kar var.'' Karısını memnun etmek için elindeki çiçekleri aldı. Sevdiğinin endişesiz yüzüne bakmamak için başını çiçeklerin üzerine eğdi ve ardından kendisine atölye yaptığı çatı katındaki odasına çıktı. Fakat çalışamadı. Tuvalin önüne geçer geçmez daktilonun sert vuruşlarıyla yazılmış sözcükler gözlerinin önünde belirdi. Paletteki boyalar çamur ve kan gibi göründü gözüne. Cerahat ve yaralar geldi aklına. Hafif gölgede duran kendi portresi askeri üniformalı halini gösteriyordu. Çılgınlık bu, çılgınlık diye bağırdı. Bağırırken de gözünün önüne gelen bu resimleri korkup kaçırtmak istercesine ayağıyla yere vurmaya başladı. Fakat elleri titriyor, ayaklarının altındaki yer sallanıyordu. Uzanmak istedi. Küçük bir sandalyeye çöktü ve karısı öğle yemeğine çağırıncaya kadar orada kaldı. Aldığı her lokmada adeta boğuluyordu. Boğazında yukarıda acı bir şeyler vardı. Önce aşağıya inen, sonra yine yukarıya çıkan acı bir şey. İki büklüm hiç konuşmadan sessizce oturduğu yerden karısının kendisini izlediğini fark etti. Birden karısının usulca elini elinin üzerine koyduğunu hissetti. "Neyin var Ferdinand?" yanıt vermedi. "Kötü bir haber mi aldın?" Sadece başıyla onayladı ve yutkundu. Ordudan mı?" Yine sadece başıyla onayladı. Karısı sustu. Ferdinand da sustu. Bu düşünce adeta bunaltıcı ve boğucu bir şekilde birdenbire odanın ortasına düşmüş, odadaki her şeyi, nesneleri bir kenara itmişti. Geniş ve yapış yapıştı. Başlayıp da bitiremedikleri yemeklerin üzerine çökmüştü. Adeta bir sümüklü böcek gibi enselerinde sürünüyor ve ürkütüyordu. Bu düşüncenin ağır yükünden orada öylece iki büklüm, sessizce oturuyor, birbirlerinin yüzüne bile bakmaya cesaret edemiyorlardı. En nihayet karısı şunu sorduğunda sesinde bir şeyler kırılmış, yıkılmış gibiydi. Seni konsolosluğa mı çağırdılar? Evet. Peki gidecek misin? Ferdinand titriyordu. Bilmiyorum fakat gitmek zorundayım. Niçin zorundaymışsın? İsviçre'de sana emir veremezler, burada özgürsün. Birbirine kenetlenmiş dişlerinin arasından öfkeyle tıslarcasına Özgür. Bugün kim özgür ki? dedi. Özgür olmak isteyen herkes ve en çok da sen. Bu nedir ki? Karısı onun önündeki kağıdı sinirle fırlatıp attı. Bunun senin üzerinde nasıl bir gücü olabilir ki? Zavallı bir büro memurunun yazdığı bu kağıt parçasının senin gibi canlı, özgür bir insanın üzerinde nasıl bir gücü olabilir? Bu sana ne yapabilir? Nasıl bir zarar verebilir? Kağıt değil, ama gönderen zarar verebilir. Kim gönderiyor bunu? Nasıl bir insan? Bir makine, insan öldüren bir makine. Fakat seni yakalayamaz. Milyonlarcasını yakaladı, beni neden yakalayamasın ki? Çünkü sen istemiyorsun. Diğerleri de istemiyordu. Fakat onlar özgür değildi. Onlar silahların arasında kalmıştı. Bu nedenle gittiler ama hiçbiri isteyerek gitmedi. Hiçbiri İsviçre'den o cehenneme bile isteye gitmezdi. Heyecanını bir yana bıraktı çünkü kocasının acı çektiğini görüyordu. Karşısındaki bir çocukmuş gibi içinde bir merhamet yükseldi. Ferdinand dedi ona yaslanırken. Doğru düşünmeye çalış. Korktun bu sinsi, vahşi, kötü niyetli canavarın birine saldırdığında onu korkuttuğunu, ürküttüğünü biliyorum. Fakat düşün ve hatırla lütfen. Biz bu mektubu bekliyorduk. Yüzlerce kez bu ihtimali düşünmüştük. Ben onu yırtıp atacağını ve insan öldürmeye alet olmayacağını biliyor, seninle gurur duyuyordum. Unuttun mu? Unutmadım Paola, biliyorum. Fakat... Şimdi konuşma, diye ısrar etti karısı. Sinirlerin oldukça bozuk. Konuştuklarımızı hatırla, yazdıklarını. Solda, çalışma masasının çekmecesinde duruyor. Asla eline silah almayacağını açıkladığın o yazıyı hatırla. Çok kararlıydın. Ferdinand hemen atıldı. Asla kararlı olmadım, asla emin değildim. Hepsi bir yalandı. Korkularımdan bir kaçıştı. Ben bu sözcüklerle sadece kendimi kandırdım ve tüm o sözler özgür olduğum sürece doğruydu. Fakat beni çağıracakları zaman irademin zayıflayacağını biliyordum. Onların karşısında titrediğimi mi düşünüyorsun? Onlar hiçbir şey değil. Gerçekten içimde olmadıkları sürece sadece hava ve sözcükten ibaretler. Yani hiçbir şey değiller. Fakat ben kendi kendimin karşısında titredim. Çünkü beni çağırdıklarında hemen gideceğimi biliyordum. Ferdinand, gitmek istiyor musun? Hayır, 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 dedi ayaklarıyla sertçe yere vurarak. İstemiyorum, istemiyorum. İçimdeki hiçbir şey de istemiyor. Hiçbir hücrem istemiyor. Fakat kendi irademe rağmen gideceğim. Onların güçlerinin korkunçluğu da bu değil mi zaten? İnsanın kendi iradesine, kendi inancına rağmen onlara hizmet etmesi değil mi korkunç olan. Keşke karşı koyabilecek iradem olabilse. Fakat insanın eline böyle bir yazı geçince iradesi uçup gidiyor. İtaat etmek mecburiyetinde kalıyor. Tıpkı öğretmen seslendiğinde ayağa kalkıp titreyen bir okul çocuğu gibi. Fakat Ferdinand kim sesleniyor ki? Vatan mı? Bir memur, canı sıkılmış bir büro memuru yalnızca Ayrıca devlet bile bir insanı cinayet işlemeye zorlayamaz. Buna hakkı yok. Biliyorum, biliyorum. Büyük hümanist Tolstoy'dan da birkaç cümle söyle de tam olsun. Tüm argümanları biliyorum. Anlamıyor musun? Beni çağırmaya hakları olmadığını ben de biliyorum. Vazifemin onların her dediğini yapmak olduğuna ben de inanmıyorum. Ben de tek vazifem olduğunu biliyorum. İnsan olmak ve çalışmak. İnsanlığın ötesinde bir vatanım yok benim. İnsanları öldürmek gibi bir isteğim, hırsım yok. Bunların hepsini biliyorum Paula. Her şeyi ben de senin gibi açık ve net görüyorum. Ancak onlar beni buldular, beni çağırıyorlar ve her şeye rağmen istemediğim halde gideceğimi biliyorum. Niçin? Niçin? Sana soruyorum niçin? Ferdinand feryat etti. Bilmiyorum, belki de şu sıralar dünyadaki çılgınlık akıldan daha güçlü olduğu içindir. Belki de bir kahraman olmadığım ve kaçmaya cesaret edemediğim içindir. Bu açıklanabilecek bir şey değil. Bu bir nevi mecburiyet. Ve ben 20 milyon insanı boğan o zinciri kıramıyorum. Kıramam. Yüzünü ellerinin içine gömdü. Başlarının üstündeki duvar saati zamanın nöbetçisi gibi bir aşığı bir yukarı gidip geliyordu. Kadın sessizce titriyordu. Seni çağırıyorlar. Kabul ediyorum. Her ne kadar anlamasam da. Fakat burada da sana seslenen bir çağrı duymuyor musun? Seni burada tutan bir şey yok mu? Ferdinand sinirlendi. Resimlerim mi? İşim mi? Hayır. Artık resim yapamam. Bunu bugün hissettim. Ben çoktandır bedenim burada, aklım, ruhum öbür tarafta yaşıyorum. Tüm dünya yerle bir olurken insanın kendisi için çalışması bir suç. Günümüzde artık hiç kimse sadece kendisi için hissedemez, kendisi için yaşayamaz. Karısı ayağa kalktı ve döndü. Yalnız kendin için yaşadığını bilmiyordum. Ben sanıyordum, sanıyordum ki ben de senin dünyanın bir parçasıyım. Karısı sözlerine devam edemedi. Gözyaşları sözlerinin arasına karışıyordu. Ferdinand onu sakinleştirmek istedi fakat karısının gözyaşlarının arkasındaki öfke karşısında korkup geri çekildi. Git dedi karısı. Git hadi. Ben senin için neyim ki? Bir kağıt parçası bile değilim. Git o zaman. Gitmek istiyorsan git. Ben gitmek istemiyorum ki, dedi Ferdinand delice bir öfkeyle masaya yumruğunu indirirken. Ben istemiyorum fakat onlar istiyor ve onlar güçlü. Ben ise güçsüzüm. Onlar binlerce yıldır ne istediklerini çok iyi biliyorlar. Çok iyi örgütlenmişler, çok kurnazlar, çok iyi hazırlanmışlar. Yıldırım gibi tepemize düşüyorlar. Onların belli amaçları var. Benimse zayıflamış, harap olmuş sinirlerim. Bu adil bir savaş değil. Bir makineye karşı gelinemez. İnsana karşı koyulabilir. Fakat bu bir makine, bir kasap makinesi. Vicdanı ve aklı olmayan ruhsuz bir alet. Ona karşı koyulamaz. Elbette karşı koyabilirsin, mecbur kalırsan, diye bağırdı karısı deli gibi. Sen karşı koymazsan ben karşı koyarım. Sen zayıfsan da ben değilim. Ben böyle bir kağıt parçası karşısında eğilmem. Bir kağıtta yazılanlara bir canlıyı feda etmem.'' gücüm yettiği sürece gitmene müsaade etmeyeceğim. Sen hastasın ve ben bunun için yemin edebilirim. Sinirleri zayıflamış bir insansın. Bir tabak kırılsa titremeye başlıyorsun. Bunu bir doktor görür ve anlar. Burada muayene ol ve ben de seninle gelirim. Doktora her şeyi anlatırım. Elbette seni bırakırlar. Yapman gereken tek şey karşı koyman. İstediğin şey için ne olursa olsun mücadele etmen. Jino'yu hatırla. Parisli arkadaşını 3 ay boyunca bir akıl hastanesinde gözlem altında tuttular. Muayeneleriyle işkence ettiler fakat o özgür bırakılıncaya kadar hepsine dayandı. Yapman gereken tek şey istemediğini göstermek. Tüm hayatın söz konusu. Unutma, hayatını, özgürlüğünü, sahip olduğun her şeyi istiyorlar. Buna karşı koymalısın. Karşı koymak. İnsan nasıl karşı koyabilir ki? Onlar herkesten güçlü. Onlar dünyanın en güçlüleri. Bu doğru değil. Dünya onlara izin verdiği sürece güçlüler. Tek bir birey herhangi bir kavramdan daha güçlüdür her zaman. Fakat kendisine inanmalı, iradesine sahip çıkmalıdır. İnsan olduğunu ve insan kalmak istediğini unutmamalıdır. İşte o zaman etrafını saran, beynini uyuşturan vatan, görev, kahramanlık gibi sözcükler kan kokan, sıcak, canlı insan kanı kokan boş laflar olarak kalırlar. Dürüst ol, vatan hayatın kadar önemli mi senin için? Soylu hükümdarlarına bile kalmayan bu taşrayı resim yaptığın sağ elin kadar seviyor musun? Düşüncelerimizle, kanımızla içimizde oluşturduğumuz görünmez adalet dışında başka bir adalet olduğuna inanıyor musun? Hayır, cevabını ben vereyim. Hayır, bunun için gidersen eğer kendine yalan söylemiş olacaksın. Ben istemiyorum ki, bunu yeterince göstermiyorsun ama. Dahası sen artık hiçbir şey istemiyorsun. Senin yerine başkaları istiyor ve sen seni istemelerine bile sesini çıkarmıyorsun. Bu bir suç. Sen nefret ettiğin bir şeye teslim oluyorsun ve bunun için kendi hayatını feda ediyorsun. Hayatını feda edeceksen neden inandığın bir şey için etmiyorsun? Kanını kendi düşüncelerin için feda etmek istiyorsan et. Fakat neden yabancılar için feda etmek istiyorsun? Ferdinand unutma Özgür kalmak için yeterince istekliysen karşındakiler kim olabilir? Kötü kalpli deliler yalnızca. Sen özgür olmayı yeterince istemezsen işte o zaman seni ele geçirirler. O zaman deli sen olursun. Bana hep şöyle dedin. Evet, dedim. Hepsini dedim. Kendimi cesaretlendirmek için saçmaladım, durdum. Karanlık ormanda korkan çocukların korkularından korktukları için şarkı söylemeleri gibi ben de büyük laflar ettim. Hepsi yalandı. Şimdi korkunç bir şekilde farkındayım her şeyin. Çünkü beni çağırırlarsa hemen gideceğimi biliyordum. Gidecek misin gerçekten Ferdinand? Ferdinand? Ben değil. Ben değil. İçimdeki bir şeyler gidecek. Hatta çoktan gitti bile. Tıpkı bir okul çocuğunun öğretmeni geldiğinde kalkması gibi benim içimde de bir şeyler ayağa kalkıyor. Söylemiştim ya. Titriyor ve itaat ediyor. Bir yandan da senin söylediklerini duyuyorum. Doğru ve gerçek olduğunu, insanca ve gerekli olduğunu da biliyorum. Bu benim yapmam gereken ve yapmak zorunda olduğum tek şey. Bunu biliyorum, farkındayım. İşte tam da bu nedenle alçakçaya gidişim. Fakat gidiyorum. Bir şeyler bana hükmediyor. Hor gör beni. Ben de kendimi hor görüyorum. Fakat başka türlü davranmam imkansız. Başka türlü davranamam. İki eliyle masayı yumrukladı donuk, hayvanca, tutsak olmuş bir şeyler vardı bakışlarında. Karısı ona bakamıyordu. Ferdinand'a duyduğu sevgi onu hor görmesine engel oluyordu. Yemek için hazırlanmış masadaki et soğuktu, bir leş gibiydi. Ekmek siyahtı, parça parça cüruf gibi. Yemeklerden yükselen boğucu bir koku doldurmuştu odayı. Paula'nın gırtlağında bir tiksinti yükseldi. Her şeyden tiksiniyordu. Pencereyi açtı. İçeriye hava girdi. Hafif titreyen omuzları üzerinden Mart ayına has mavi bir gökyüzü yükselmiş, beyaz bulutlar saçını okşuyordu. "Bak," dedi Paola sessizce. "Dışarıya bak. Bir kez olsun, lütfen. Rica ediyorum. Belki de benim söylediklerimin hepsi doğru değildir. Kelimeler bazen yanılır. Fakat burada gördüğüm şey harika. Bu gördüğüm şey yalan söylemiyor. Bak, aşağıda bir köylü sabanını sürüyor. Genç ve güçlü o neden kendisini öldürtmüyor? Çünkü onun ülkesinde savaş yok. Çünkü onun tarlası karşı tarladan birkaç kilometre ötede. Bu nedenle bu yasa onun için geçerli değil. Ve şimdi sen de bu ülkedesin ve bu yasa senin için de geçerli değil. Görünmeyen, sadece birkaç kilometre içinde geçerli. O birkaç kilometrenin dışında ise geçerli olmayan bir yasa gerçek olabilir mi? Burada barışın içinden karşı tarafa, savaşa baktığında Anlamsızlığı görmüyor musun? Ferdinand, bak gölün üzerinde gökyüzü ne kadar da berrak. Renklere bak. İnsanların sevinmesi için bekleyen renklere bak. Buraya, pencereye yanıma gel ve bana gitmek istediğini bir kez daha söyle. İstemiyorum. İstemiyorum. Sen de biliyorsun. Neden bakayım ki? Ben biliyorum. Hepsini biliyorum. Hepsini. Sen bana işkence ediyorsun. Söylediğin her kelime canımı acıtıyor. Hiçbir şey hiçbir şey ama hiçbir şey bana yardım edemez. Paula gücünün onun acısı karşısında zayıfladığını hissediyordu. Merhameti gücünü kırmıştı. Yavaşça ona döndü. Ne zaman? Ferdinand. Ne zaman? Gitmen gerekiyor konsolosluğa. Yarın. Aslında dün gitmeliydim. Fakat mektup bana ulaşmamış. Ancak bugün ulaşabilmiş. Yarın gitmek zorundayım. Peki ya yarın gitmezsen? Bırak beklesinler. Burada sana hiçbir şey yapamazlar. Üstelik acelesi de yok. Bırak 8 gün beklesinler. Onlara hasta olduğunu, yatakta yattığını yazarım. Erkek kardeşim de aynı yöntemi denedi ve 14 gün kazandı. En kötü ihtimal sana inanmazlar ve konsolosluk doktorunu buraya gönderirler. Belki de doktor konuşabileceğimiz bir insandır. Üniforma giymeyenler daha bir insandır. Belki de yaptığın resimleri görür ve senin gibi bir insanın cephede olmaması gerektiğine ikna olur. Yine de işe yaramazsa en azından 8 gün kazanmış oluruz. Ferdinand susuyordu ve karısı bu suskunluğunun kendisine karşı olduğunu biliyordu. Ferdinand söz ver bana. Hemen yarın gitmeyeceksin. Bırak beklesinler. İnsanın kendisini duygusal olarak hazır hissetmesi lazım. Oysa şu an senin sinirlerin harap bir halde. Onlar seninle istediklerini yaparlar. Yarın güçlü olacak olan onlar. Oysa sekiz gün sonra sen güçlü olacaksın. Güçlü olursan beraber geçireceğimiz güzel günleri düşün. Ferdinand, Ferdinand duyuyor musun? Paula onu sarstı. Ferdinand boş gözlerle bakıyordu. Bu donuk ve boş bakışlarda karısının söylediklerini duyduğuna ya da anladığına dair tek bir iz yoktu. Gözlerinde Paula'nın tanımadığı, daha önce hiç görmediği, derinlerden gelen bir dehşet ve korku vardı yalnızca. Ferdinand ağır ağır toparladı kendini. ''Haklısın, dedi sonunda. Sen haklısın. Acelesi yok ya. Bana ne yapabilirler ki? Sen haklısın. Kesinlikle yarın gitmeyeceğim. Öbür gün de gitmeyeceğim. Sen haklısın. Mektup beni bulamamış olamaz mı? Mektup geldiğinde dışarıdaydım belki. Hasta olamaz mıyım? Hayır. Postacı imzamı aldı ya. Fakat önemli değil. Sen haklısın. İnsan düşünüp taşınıp öyle karar vermeli. Sen haklısın. Sen haklısın. Ferdinand ayağa kalktı. Odanın içinde bir aşağı bir yukarı gidip gelmeye başladı. Sen haklısın. Haklısın diye mekanik bir sesle tekrarlayıp duruyordu. Ama sesi inandırıcılıktan yoksundu. Sen haklısın. Sen haklısın diye tamamen dalgın, boş gözlerle aynı sözleri tekrarlıyordu. Paula kocasının düşüncelerinin bambaşka yerlerde, buradan çok uzaklarda, savaş bölgesinde felaketin içinde olduğunu biliyordu onun sürekli yüreğinden değil de sadece dudaklarından dökülen ''Sen haklısın, sen haklısın'' cümlelerini duymaya daha fazla tahammül edemedi. Sessizce dışarıya çıktı. Bu sırada kocasının tıpkı zindandaki bir mahkum gibi saatlerce bir aşığı bir yukarı gidip geldiğini duydu.